Şimdi Mehmet Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bu arada şey çok hoşuma gitti. Hakikaten şimdi onu düşünüyordum. Birinci deneme dönemi ancak bu kadar iyi tanımlanabilirdi herhalde, ağzına sağlık. İçinde yaşadığımız dönem için. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca diyor ki, Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi. Bundan sonra sorumluluk onlarda. Bu şu anlama gelmiyor mu? Çünkü Nihat Özdemir dedi ki danışacağız. Sağlık Kurulu'na sunacağız. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı'ndan bu açıklama geliyor. Ben bu işe hiçbir şekilde katılmıyorum. Oynatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu saatten sonra bir şey olursa sorumluluk tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Niyet okumaya giriyor elbette ama bana öyle geliyor. Ne dersin bilmiyorum. Yani bu kadarsa, söylenen bu kadarsa, ben federasyon başkanı olsam oynatmam. Yani aynı noktaya tabii, ama geliyoruz. biz yani yayına hazırlandığımız için ben dinleyemedim Ben de tamamını. evet. Ama bu kadarsa cümle, yani artık sorumluluk onlarda. Ben oynatmam yani. Çünkü o sorumluluğu alamam. Kendi iradeleriyle, Sayın Bakan'ın açıklaması şu şekilde, kendi iradeleriyle kararı Türkiye Futbol Federasyonu verdi. Bundan sonraki süreçteki sorumluluk federasyonundur. Şimdi Bu arada burada çok ilginç özür bir durum dilerim. Var tabii. Başka bir şey var Federasyon mı? Başkanı Sevgili dostlar. Nihat Bey'in söylediklerinde de hep bugün bütün toplantı boyunca tabii ki tek başımıza karar vermeyeceğiz. Benim uzmanlık alanım değil bu. Tabii ki bilim kurulu, tabii ki Sağlık Bakanlığı deyip durdu. Herkes birbirine atıyor gibi biraz topu. Burada hani sağlıkçıların karar vermesi lazım. Yani nereden bir karar verebilir ki yani insanlar böyle bir şeye? Doktorların, sağlıkçıların, bu konunun uzmanlarının bizatihi sahaya çıkıp çaba sarf edecek olan, emek harcayacak olan futbolcuları, teknik direktörleri vesaire ikna etmeleri lazım. Merak etmeyin, çıkın, oynayın, bir şey olmayacak demeleri lazım ki ancak o zaman oynanır bu oyun. Yoksa Konyaspor itiraz etti, Rıza Hoca itiraz etti. O zaman tabii ki bütün bu seslere kulak vermek gerekir. Profesyonel Futbolcular Derneği'nden bir açıklama yok bildiğim kadarıyla. Biraz önce baktım, onlar ne düşünüyorlar, ama tabii herkesin konuşması ve bu konuda ortak bir karar alınması lazım. Sadece Konyaspor ve Rıza Hoca'dan bir itiraz geldi şu ana kadar galiba. Ben tabii şimdi Nihat Özdemir'in açıklamalarını son derece açıklayıcı bulduğumu söylerken, açık, net olduğunu söylerken, şimdi ben böyle bir karar alacak olsam herkesle oturur konuşurum. Bütün teknik direktörlere sorarım. Çünkü bütün yani Profesyonel Futbolcular Derneği'ne sorarım, kulüplere sorarım, herkese sorarım. Mümkün olduğunca çok insana sorarım. Ne diyorsunuz diye. En başta da sağlıkçılara sorarım. Onlardan aldığım bilgiyi aktarırım. Doğru bilgi paylaşımıyla bir karara varırım. Yani şimdi tabii hani şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın teknik direktörü ya da zirve mücadelesi veren bir takımın teknik direktörü bu iş olmaz diyorsa, burada problem olur tabii.